Zayıflamak için ağır diyetler yapmaktan, aç kalmaktan kaçınanlar sıradaki haberi dikkatle izleyin. Çünkü diyet yapmadan zayıflamanın püf noktalarını Doktor Murat Topoğlu'ndan öğrendik. Kez kilo verebilir. 2 kilo kaderiniz olamaz. Doktor Murat Topoğlu herkesin merak ettiği sorunun yanıtını veriyor. Diyet yapmanın püf noktaları nelerdir? Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler dikkat! Zayıflamaya dair tüm püf noktalarını açıklıyoruz. Ne kadar küçük ısırırsanız o kadar küçülürsünüz. İnanmak başarmanın yarısıdır derler. Önce hayalini kurduğunuz bedene kısa sürede kavuşacağınıza inanmak gerek. Herkes kilo verebilir. 2 kilo kaderiniz olamaz. Sıkı bir diyet yapmadan sadece birkaç ufak alışkanlığı değiştirerek hızla kilo vermek mümkün. En az 3 litre su içmeniz lazım. Fakat bunu biraz metabolizmanızı hızlandıran hale getirelim mi? Ne yapalım sizce? Buz koyalım. Çünkü buzlu su içerseniz metabolizmanız özellikle günlük 70 kalori daha fazla atarsınız vücudunuzdan. Özellikle 8 bardak en az buzlu su içersiniz. Pek çok uzman zayıflamak için ekmeği yasaklar ama Doktor Murat Topoğlu tam aksini tavsiye ediyor. 2 dilim ekmek yiyeceksiniz. Günde 2 dilim. Ekmek serbest ama bir şartla. Öğlen bir baktınız ki diyet yiyeceğiniz bir şeyiniz yok. Hemen bir tane ekmek alıyorsunuz. Bunun üzerine biz eskiden çok yapardık küçükken. Çok karnımız acıktığı zaman biraz karabiber koyacağız. Şöyle koyuyorum. Şuradaki karabiberimizi yavaş yavaş küçük küçük ekiyorum üzerine. Diyeceksiniz ki karabiberin üzerine ekiyorsunuz ekmeğin. Biraz da tansiyon probleminiz yoksa şurada biraz da tuz koyacağım. İşte size öğlen yemeğiniz. Yemeği yemenin hızı da önemli. Küçük küçük bunu 30 ya da 40 hamlede yiyeceğim. Yani şunu 2 dilim 2 defa soksam da bitirebilirim ama onu yapmayın. Şekil almanızın en büyük nedeni çok hızlı yemek yemeniz. Onun için minik minik ısıracağız. Küçük küçük. Ne kadar küçük ısırırsanız o kadar küçülürsünüz. Onun için doyma hissi 20 dakika sonra başlıyor biliyorsunuz. Onun için çok yavaş yavaş yiyeceğiz. Karnın doyup gözün doymaması en kötüsü. Ama şimdi hem karnınızı hem gözünüzü doyuracak bir püf noktası geliyor. Evde sizin kendi evinizde yapmış olduğunuz biber salçası veya domates salçası. Bakın burada domatesimiz var, domates salçamız. Hanımlar burada kırmızı biberler çıktı. Bundan kendiniz evde salça da yapıyorsunuz. Ev salçası, biber veya domates. Bunu bir dilim ekmeğimizi buraya koyuyoruz ve bu salçadan yavaş yavaş üstüne koyuyorum. Öğün yemeği olarak yiyeceksiniz bunu. Yani öğlen yemek olarak bunu kabul edeceksiniz. İnanın doyma biraz da gözümüz doymuyor maalesef. Ama gerçekten insan zayıflamayı isteyince her şeyi yapıyor. Peki ya tatlı? Merak etmeyin. Eğer doğru yolu biliyorsanız tatlı yiyerek de zayıflayabilirsiniz. Taze leblebi alacaksınız. Döveceksiniz. Ha bunu leblebi sevmeyenler beyaz leblebi dediğimiz nohut adını verdiğimiz şeyden de yapabilir. Biz bugün sarı leblebi yaptık. Sarı leblebi un haline getirdik. Ve bunun içine ne koyacağız biliyor musunuz? Pekmez. Burada güzel bir üzüm pekmezimiz var. Üzüm pekmezinden bir kaşık ortasına doğru koyuyoruz. O kadar güzel bir tatlı olacak ki hem doğal hem bitkisel, yağ oranı yok. Sizin inanılmaz bir şekilde çikolata ihtiyacınız bile karşılayacak bir özelliğe sahip toz leblebili pekmezli bir tatlı. Bunu istiyorsanız buzdolabına da koyup yarım saat bir saat beklettikten sonra da yiyebilirsiniz. O zaman da değişik bir dondurma gibi oluyor. Bir tadayım bakayım ben. Gerçekten çok güzel olmuş. Sofrayı renklendirmek kilo vermenin en keyifli yolu. Mor, yeşil ve kırmızı. Rengarenk. Rengarenk sebzeler size kilo verdirir. Biliyor musunuz şunun hepsini bile yeseniz alacağınız kalori miktarı 120 kalori geçmez. Bakın karnınızı doyuran leziz bir patlıcan yemeğinin kalorisi ne kadar? Közledikten sonra dışı siyahlaşır, içi pentileşir. İçine güzelce biraz yoğurt, karabiber, kırmızı pul biber koyun.
İstiyorsanız da yoğurt koyuyorsunuz. Sakın yağ koymuyoruz, tereyağı koymuyoruz. 20-25 kalori bir bakım.